Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Türkmenistan'da Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan devlet başkanları üçlü zirvesi toplandı. Avaza'daki zirvede enerji başlığı ön planda. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde ikili görüşmeler yaptı. Ayrıntıları aktaracağız. Kiev güne patlamalarla uyandı. Ukrayna Rusya'nın İran yapımı insansız hava araçlarıyla kenti vurduğunu duyurdu. Detaylarına bakacağız. Kosova-Sırbistan sınırında gerilim düşürülemiyor. Avrupa Birliği'ne adaylık başvurusu için hazırlıklarını tamamlayan Kosova, komşusuyla yükselen gerilimi düşürebilecek mi? Son duruma bakacağız. İngiltere, grev dalgasına teslim, sağlıktan eğitime, ulaşımdan posta hizmetlerine onlarca sektör greve gitti. Hemşireler 106 yıldır ilk kez yarın iş bırakacak. Ayrıntılarını aktaracağız. Karabağ'daki Ermenilerin yasa dışı maden faaliyetlerine karşı çevreciler Laçin koridorunu kapattı. 48 saattir süren eylemde son durumu aktaracağız. Avrasya gündemi dünden bugüne dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan devlet başkanları zirvesine katıldı. Enerji başlığının ön planda olduğu zirvede liderler bölgesel konuları da ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev güne peş peşe patlamalarla uyandı. Belediye başkanı saldırıların İran yapımı insansız hava araçlarıyla yapıldığını, onun savunma sistemleriyle düşürüldüğünü duyurdu. Can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken iki idari binanın hasar gördüğü belirtildi. Avrupa Birliği Komisyonu İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm vurgusunu yineledi. Komisyon üyesi Helena Dalli, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına dikkati çekti. 2022 yılı 2005'ten bu yana Batı Şeria'da çocuklar dahil Filistinliler için en çok ölümün kayıtlara geçtiği yıl oldu dedi. İngiltere son yılların en büyük grev dalgasına sahne oluyor. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan posta hizmetlerine onlarca sektör ayakta. Yarın da hemşireler iş bırakıyor. Bu, Hemşireler Sendikası'nın 106 yıllık tarihinde bir ilk olacak. Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun kongreyi feshetmesinden sonra başlayan kriz sürüyor. Geçtiğimiz hafta görevden alınan ve gözaltında tutulan Castillo'nun destekçileri sokağa indi. Polise göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın davetiyle yaklaşık 50 Afrikalı liderin katıldığı ABD-Afrikalı Liderler Zirvesi Washington'da başladı. Zirvenin ilk gününde Nijerya ve Ruanda, Artemis uzay anlaşmalarını imzalayan ilk Afrika ülkeleri oldu. Dünya Sağlık Örgütü şekerle tatlandırılmış içecekler için ilk defa hazırladığı vergi kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda üye ülkeler şekerli içeceklere vergi getirme, mevcut vergileri artırma ve bu tür sağlıksız içeceklere talebi azaltmak için girişimlerde bulunma çağrısı yapıldı. Azerbaycan'ın unutulmaz lideri Haydar Aliyev ölümünün 19. yılında anılıyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy'da anma programı düzenlendi. Etkinliğe Haydar Aliyev'le tanışma fırsatı bulan pek çok önemli isim de katılarak anılarını anlattı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin hazırladığı Haydar Aliyev fotoğraf ve kitap sergisinin açılışı da yapıldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Hayrat Vakfı işbirliğinde çevrim içi düzenlenen Osmanlıca Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi. Tören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programımıza Türkmenistan'daki önemli enerji zirvesiyle başlıyoruz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'daki Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan devlet başkanları zirvesine katıldı. Enerji başlığı ön planda demiştik, bölgesel konular da gündeme geldi. Zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı. Hazar gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşındığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı, Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor dedi. Erdoğan, Türkmenistan'daki Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü devlet başkanları zirvesinde konuştu. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemini
yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu doğal gaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajları da var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan, ateşkesin sağlanması için girişimlerimizi sürdürüyoruz dedi. İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından en muteber çerçeveyi oluşturuyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır. Çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde, gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba harcadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci, barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor. İnşallah önce ateşkesi, ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi Türkmenistan'a, Avaza'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesindeki programlarında önemli ikili görüşmeleri de vardı. Tüm detaylar için Ahmet Yılmaz karşımızda. Ahmet, Cumhurbaşkanı hem ikili görüşmelerde hem de zirve kapsamında önemli mesajlar verdi. Zirvenin içeriği ve bu mesajlar hakkında bilgi için sözü sana bırakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan üçlü devlet başkanları zirvesine katılmak üzere dün akşam saatlerinde Türkmenistan'ın milli turizm bölgesi Avaza şehrine ulaştı. Bugün de zirve marjında temasları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İlk olarak güne Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la ikili görüşme gerçekleştirerek başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la bir araya geldi ve o görüşmelerde Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı. Geçtiğimiz dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'le bir araya geldi ve ikili görüşme sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin gerçekleştirildiği Avaza Kongre Merkezi'nden ayrıldı. Tabii bu noktada üçlü devlet başkanları zirvesi de yapıldı. İlk olarak dar kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. O görüşme neticesinde 3 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Ayrıca bir de ortak bildiriye imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında bir de konuşma gerçekleştirdi. Hemen o konuşmanın satır başlarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedeflerinin küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları değerlendirmek olduğunu söyledi ve bu noktada aslında Türk Devletleri Teşkilatı'nın da öneminin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz ayda teşkilata gözlemci üye olarak katıldığını hatırlattı Cumhurbaşkanı ve bu kapsamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üyeliğinin birlik ve beraberliklerini perçinlediğini söyledi. Bu noktada ayrı bir parantez de açtı. Bilindiği üzere Türkmenistan Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak geçen sene katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam üyelik sürecinin de en kısa zamanda başlaması gerektiğinin altını çizdi. Bugünkü görüşmeler kapsamında aslında en önemli gündem başlığı Türkmenistan doğalgazının Türkiye ve Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye, Avrupa'ya transferi konusuydu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine mesajları oldu. Avrupa başta olmak üzere
tüm dünya için enerji güvenliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda Türkiye'nin girişimlerinin devam ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor vurgusu yaptı ve bu kapsamda hem Azerbaycan hem de Türkmenistan'la işbirliğine hazır olduklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece doğalgaz değil, elektrik enerjisi kapsamında da iki ülkeyle işbirliğine hazır olduklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet başkanları zirvesinde yaptığı konuşma bu şekildeydi. İkili görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledik. Üçlü zirvenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan, Avaza'dan ayrılacak ve yurda dönecek. Ahmet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Türkmenistan gazının ve enerjisinin dünya pazarlarına özellikle batıya ulaşması için önemli bir zirve yapılıyor Avaza'da. Detayları notlarını Ahmet Yılmaz'dan aldık. Türkiye ve Libya, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin iddialarına ortak yanıt verdi. İki ülkenin daimi temsilcileri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne mektup gönderdi. Mektupta Atina'nın asılsız söylemlerle düşmanca tavır sergilediği vurgulandı. İki ülkenin egemen kararlarına saygı duyulması çağrısı yapıldı. Türkiye ve Libya, hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatlar imzaladı. Mutabakatlar Yunanistan'ı rahatsız etti. Birleşmiş Milletler'e şikayete giden Atina'ya iki ülkenin Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri Feridun Sinirlioğlu ve Taher Elsonni ortak yanıt verdi. Atina'dan iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması istendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderilen mektupta Atina'ya asılsız suçlamalar, düşmanca söylemler ve tansiyonu yükselten eylemlerine son vermesi çağrısı yapıldı. İki ülkenin Akdeniz'de diyaloğu teşvik etme çabalarının Yunanistan tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. Mutabakatların uluslararası hukuku da Yunanistan'ın egemenlik haklarını da ihlal etmediği vurgulandı. Atina'nın deniz hukukunu ve uluslararası hukuku istediği gibi yorumladığı ifade edilen mektupta, ülkenin genişlemeci adımlarına da atıfta bulunuldu. Yunanistan, deniz yetki alanlarının adalara, adacıklara ve kayalara verilmesini isteyerek, hukuku ihlal eden bir takım ada devleti gibi davranıyor denildi. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere bakacağız şimdi. Ukrayna, başkent Kiev güne peş peşe patlamalarla uyandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 13 silahlı insansız hava aracının savunma sistemleriyle düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ard arda patlamalar yaşandı. Patlamalar Şevçenkizki semtinde meydana geldi. Saldırının ardından bazı binalar hasar gördü, bir binanın yandığı görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İran yapımı 13 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Doğudaki Donetsk bölgesinde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus güçlerinin son saldırılarında Kramatorsk'ta bir üniversite binası vuruldu. Saldırılarda sanayi bölgesi ve binalar da hedef alındı. İzyum'da ise Rus güçlere ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona yaklaşıldığı öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan haber üst düzey yetkililere dayandırıldı. Bu hafta içinde kararın açıklanabileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Baş Ekonomisti Maximo Torrero, Türkiye'nin tahıl anlaşmasının uzatılmasındaki rolüne dikkati çekti. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM'nin ortak çabası sonucu ortaya çıkan anlaşmanın önemini vurguladı. Torrero, TRT'ye özel açıklamalar yaptı. Tahıl anlaşmasının süresi Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla uzatıldı. Bu durum pek çok ihtiyaç sahibi ülke için umut oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Baş Ekonomisti Maximo Torrero, anlaşmanın dünya genelinde gıda temini ve güvenliği için önemli olduğunu söyledi. Anlaşmaya varılmasında Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Bu gerçekten iyi bir anlaşma ve bu anlaşma Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, Türkiye hükümetinin, Ukrayna hükümetinin ve ayrıca Rusya'nın ortak çabasının sonucuydu. Tahılı Ukrayna'dan ve Rusya'dan çıkarmak için gerekli mekanizmalara doğru ilerlemeye devam etmeliyiz.
TRT Haber'e konuşan Torero, tahıl anlaşmasının gıda krizine karşı küresel mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Anlaşmanın sonucu gıda arzında bir artış oldu. Ancak bu artış gıda erişiminde ne yazık ki olmadı. Gıdaya erişim zorluğu, fiyatlardaki artış ve döviz kuru değerlenmesi nedeniyle yoksul ülkelerin gıda tedarik edecek kaynaklara sahip olmayışından kaynaklandı. Birleşmiş Milletler Baş Ekonomisi Torero, tarımda kullanılan gübrenin Rusya ve Ukrayna'dan çıkarılamamasının da büyük sorun olduğunu hatırlattı. Yeterli gübreye ulaşılamazsa 2023'te gıda üretiminde düşüş olacağını vurguladı. Şimdi Balkanlara uzanacağız değerli izleyenler. Üç gündür yayınlarımızda da aktarıyoruz. Kosova'nın kuzeyinde Sırp nüfusun yoğun olduğu bölgede başlayan protesto gösterileri 5. gününe girdi. Soruna diplomasi yoluyla çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ancak durum nedir? Hemen soralım. Esra Hasibi bekliyor bizi. Esra, tansiyon hayli yükselmişti. Son açıklamalara göre notlarını dinleyelim lütfen senden. Durum nasıl? Barikatlar kalktı mı örneğin? Barikatlar henüz kaldırılmadı. Cumartesi günü yerel Sırplar tarafından, Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar tarafından sınıra giden yollarda dahil kuzeydeki birkaç noktaya barikatlar kurulmuştu. Artık 5. güne girdik. Yapılan tüm uyarılara rağmen barikatlar henüz kalkmış değil. Kosova tarafı aslında burada görev yapan uluslararası barış gücü NATO askerleri KFOR'dan bu konuda yardım istediğini söylemişti ve onların barikatları kaldırmak için süre istediklerini belirtmişti. Dolayısıyla buradan Kosova'nın barikatlara müdahale etmeyeceği sonucunu çıkarabiliriz. Durumun sakin olduğunu söyleyelim. Gerek sınırda gerekse sınıra yakın bölgelerde, Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde herhangi bir şiddet olayı yaşanmıyor. Aslında cumartesi gecesinden bu yana durumun sakin olduğunu söyleyebiliriz. Sükunet hakim sınırlarda da. Önemli ziyaretçileri var hem Kosova'nın hem de Sırbistan'ın. Soruna artık diplomatik yollarla bir çözüm bulmaya çalışıyor taraflar. Avrupa Birliği'nin Sırbistan-Kosova diyaloğundan sorumlu özel elçisi Miroslav Lajčak dün akşam Kosova'da yetkililerle görüştü. Görüşmelere onun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar da eşlik etti. Her iki lider sonrasında hem Kosovalı mevkidaşlarıyla buradaki yetkililerle bir açıklama yaptılar. Görüşmelere ilişkin, masada olan konulara ilişkin bir açıklama yaptılar ki en önemli nokta aslında o barikatların bir an önce kaldırılması noktasında her tarafı, tüm tarafların hemfikir olduğuydu. İlişkilerin normalleştirilmesi noktasında da görüşülen bir şey var aslında, bir belge var. Ağustos ayında taraflara sunulmuştu, sadece bu soruna değil. Aslında ülkenin tüm sorunlarına çözüm getirmek üzere uluslararası bağlayıcılığı olan ve nihai sonuçta son kertede karşılıklı tanımaya götürecek olan bir belge söz konusu. Alman-Fransız teklifi olarak gündeme gelmişti Ağustos ayında ama sonrasında tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin bu teklifi desteklediği ve artık bunun Avrupa Birliği'nin teklifi olarak tarafların önüne konulduğu biliniyor. Ki diplomasi şefi Avrupa Birliği'nin Borrell bu anlamda bir açıklama yapmıştı. Bunların Aralık ayında iki tarafa sunulduğu, son güncellemelerle birlikte taraflara sunulduğu açıklandı. Dün akşamki görüşmede, Priştine'deki görüşmede Kosova tarafıyla bunu da ele aldılar. Tıpkı Sırp Belediyeler Birliği'nin, ülkenin kuzeyindeki birliğin kurulması noktasında Kosova'nın bir adım atması gerektiğinin altının çizildiği gibi bu anlamda da sorunlara bir çözüm bulunması için anlaşmanın önemli yer teşkil ettiği de vurgulandı. Aslında birkaç başlık söylemekte fayda var. Her ne kadar ayrıntısı tam olarak belli olmasa da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin durumundan, buradaki Sırpların haklarına, Sırp Belediyeler Birliği'ne, diğer taraftan ikili ilişkilerde işbirliğinin geliştirilmesine, ilişkilerin normalleştirilmesine, Sırbistan'ın buradaki Sırplara finansal kaynak sağlaması gibi birçok noktada aslında çözüm getiren bir belge bu, bir teklif bu. İşte dün akşam Kosovalı yetkililerle görüştükleri en önemli konu buydu. Bugün de her iki yetkili, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği'nin yetkilileri Sırbistan'a geçtiler. Orada başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'le görüşecekler ve yine masada söz konusu belge olacak. Diğer taraftan Kosova bugün Avrupa Birliği üyeliği yolunda da önemli bir adım atıyor. Üyeliğe adaylık başvurusunda bulunacaklar. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'ın katılacağı bir imza töreniyle bu başvuruyu Kosova tarafı imzalayacak ve Avrupa Birliği tarafına bu iletilecek. Ancak Sırbistan'dan tabii ki buna tepki var.
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić önceki açıklamalarında sadece bağımsız ve egemen ülkelerin adaylığa başvurabileceğini, Kosova'nın konumunun buna uygun olmadığını söylemişti. Yine Dışişleri Bakanı Ivica Dačić'in de bu anlamda açıklamaları var. Kosova'nın adaylığının kabul edilmemesi noktasında Avrupa Birliği'nde Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan ülkelere baskı yapacaklarını, bunun için çalışma yürüteceklerini açıkladı. Kosova'nın bu adımla aslında iki ülke arasındaki anlaşmaya aykırı davrandığı yönünde de bir açıklama yaptı. Dediğim gibi bugün Kosova tarafı bu başvuruyu gerçekleştirecek, resmileştirecek. Esra Hasibi'ye teşekkür ediyoruz. Balkanlarda önemli gelişmeler oluyor. Diplomasinin kazanmasını ve barışın gelmesini diliyoruz elbette. Avrupa Birliği Komisyonu İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm vurgusunu yineledi. Komisyon üyesi Helena Dalli, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına dikkati çekti. 2022 yılı 2005'ten bu yana Batı Şeria'da çocuklar dahil Filistinliler için en çok ölümün kayıtlara geçtiği yıl oldu dedi. Avrupa Birliği Komisyonu İsrail-Filistin meselesinde uzun süredir savunduğu iki devletli çözümü bir kez daha vurguladı. Komisyon üyesi Helena Dalli, Strasbourg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki oturumda Avrupa Komisyonu adına konuşma yaptı. İki devletli çözüm iki tarafın haklarına barış, istikrar ve eşit haklar getirmesi için en iyi yoldur dedi. Dalli, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini çözümde kullanmanın yollarını aradıklarını belirtti. Ancak komisyon üyesi Dalli, İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek iki devletli çözümün uzak göründüğünü dile getirdi. Bu yıl 120 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğünü belirten Dalli, Birleşmiş Milletler'in ölüm sayılarını sistematik şekilde kaydetmeye başladığı 2005'ten bu yana, 2022 yılı Batı Şeria'da Filistinliler için en çok ölümün kayıtlara geçtiği yıl oldu dedi. Dalli, Filistinli çocuklar içinde aynı şekilde en çok ölümün kaydedildiği yılın 2022 olduğunu, 34 çocuk yaştaki Filistinlinin İsrail kuvvetleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü ifade etti. İran'la devam ediyoruz. Ülkede Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara katılanlara açılan davalarda kararlar çıkmaya devam ediyor. Son gösterilerde tutuklanan 400 protestocu da çeşitli hapis cezaları aldı. İran'da sular durulmuyor. Mahsa Amini protestolarında başkent Tahran'da tutuklananlardan 400'ü hakkında kararlar açıklandı. Tahran Başsavcısı Ali El-Kasimeyr gösterilerle ilgili mahkeme sürecine dair bilgi verdi. Buna göre isyan suçlamasıyla yargılanan eylemcilerden 160'ı 5 ila 10 yıl hapse mahkum edildi. 80 kişi 2 ila 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapis cezası aldı. Gösterilerde tutuklanan 70 kişi ise çeşitli para cezalarına çarptırıldı. Başsavcı Meher 31 Ekim'de yaptığı açıklamada gösterilerle ilgili yaklaşık 1000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu. Manç Denizi'nde göçmen teknesi battı, 30 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. İngiltere ve Fransa arasında bulunan Manç Denizi'nde göçmen teknesi battı. Teknedeki 30 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. İki helikopter, İngiltere Ulusal Can Kurtaran Kurumu'na ait botlar ve Fransız donanma botları olay yerine gitti. Teknenin batması sonucu ölenler olduğu belirtiliyor. Almanya'da hazırlanan bir rapor, Alman ordusunun NATO görevlerini sınırlı bir ölçüde yerine getirebileceğini ortaya çıkardı. Meclis Savunma Komisyonu'na sunulan rapora göre ordunun hem silah, hem ekipman, hem de operasyonel anlamda eksikleri var. Ağır savaş silahları ve ekipmanları onarılmayı gerektirecek kadar eskidi. Mühimmat eksikliği var. Temel askeri ekipmanların, hatta askerlerin termal çorapları dahi yetersiz. Bu bilgiler Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı gizli bir raporda yer aldı. Ordusunu modernize etmek için 100 milyar avro kaynak ayıran Almanya'da, ordu, NATO'daki uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekte büyük zorluk çekecek. Meclis Savunma Komisyonu'na sunulan rapora göre Alman ordusu NATO görevlerini ancak sınırlı ölçüde yerine getirebilir. Raporda, savaş gemilerindeki silahlar, hava savunma sistemleri ve modern iletişim teknolojisindeki sıkıntılar tek tek belirtildi. Silahlı kuvvetler için operasyonel hazırlığın yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.
Alman ordusundaki malzeme, personel ve eğitim durumunun da kötü olduğuna işaret edilen raporda, Alman donanmasının Birleşmiş Milletler'in Lübnan açıklarındaki misyonuna bir gemi bile gönderemeyeceği aktarıldı. Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun kongreyi feshetmesinden sonra başlayan kriz sürüyor. Geçtiğimiz hafta görevden alınan ve gözaltında tutulan Castillo'nun destekçileri sokağa indi. Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti. Eski devlet başkanı Pedro Castillo yanlıları sokağa indi, polisle çatıştı. Peru'da kongrenin feshedilmesinden sonra başlayan siyasi kriz derinleşiyor. Sokaklara dökülen Castillo taraftarları seçimlerin yapılmasını, gözaltındaki eski devlet başkanının serbest bırakılmasını ve kongrenin seçtiği yeni devlet başkanı Dina Boluarte'nin de istifasını istedi. Ülkenin farklı bölgelerinde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkede tansiyon 7 Aralık'ta eski devlet başkanı Castillo'nun Cumhuriyet Kongresi'ni feshetmesiyle yükseldi. Kongre ise bu karara uymadı, yaptığı oylamayla Castillo'nun görevine son verdi. Yerine Dina Boluarte'yi getirdi. Castillo, olaylar sırasında Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalışırken gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın davetiyle yaklaşık 50 Afrikalı liderin katıldığı ABD-Afrika Liderler Zirvesi Washington'da başladı. Zirvenin ilk gününde Nijerya ve Ruanda, Artemis uzay anlaşmalarını imzalayan ilk Afrika ülkeleri oldu. Türkiye, Çin, Rusya ve Japonya'nın son 20 yılda siyasi, askeri ve ticari ilişkilerini derinleştirdiği Afrika kıtasına Amerika Birleşik Devletleri de ilgi göstermeye başladı. Afrika kıtasıyla ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri, eski başkan Barack Obama'nın 2014'te ilkini gerçekleştirdiği ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin ikincisini düzenliyor. Washington'da 8 yıl aradan sonra düzenlenen zirve 3 gün olarak planlandı. Zirvenin ilk gününe ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Savunma Bakanı Lloyd Austin ev sahipliği yaptı. Bakanlar çeşitli ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik konuları da ele alındı. Nijerya ve Ruanda, Artemis uzay anlaşmalarını imzalayan ilk Afrika ülkeleri oldu. Ekim 2020'den bu yana 23 ülke tarafından imzalanan ABD öncülüğündeki anlaşmalar, Ay ve Mars'a yolculuklar konusunda uluslararası işbirliğini öngörüyor. Zirve protesto gösterilerine de sahne oluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan bir grup Ugandalı, ABD'nin ülkelerinin iç işlerine müdahalesini protesto etti. Uganda bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericilerin protestosu olaysız sona erdi. Twitter, Norveç'le Nijerya'yı karıştırdı. Norveç Başbakanı ile Dışişleri Bakanlığı hesapları Nijerya Devlet Kurumu olarak işaretlendi. Uyarının ardından hata düzeltildi. Twitter ilginç bir hataya imza attı. Norveç'in ismini Nijerya ile karıştırdı. Norveç'in Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı'nın hesaplarında uzun süre Nijerya Devlet Kurumu ibaresi yer aldı. Norveç Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu üzerinden uyarı paylaşımı yaptı. Paylaşımda Nijerya ile mükemmel ikili ilişkimizden ve alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da bizi Norveç olarak işaretlerseniz memnun kalırız denildi. Hata bir süre sonra Twitter tarafından düzeltildi. Karabağ'daki Ermenilerin yasa dışı maden çalışmaları Azerbaycanlı çevrecilerin tepkisini çekiyor. Göstericiler durumu protesto için Laçin koridorunu geçişe kapattı ve talepleri karşılana kadar protestoları sürdürmekte kararlılar. Hemen dönüyoruz. Fatih Avanos bekliyor bizi. O koridorun kapatıldığı, barikatın olduğu yerde. Fatih, sözü sana bırakıyorum. Göstericiler sanırım sayı olarak da artmaya devam ediyor. Evet, Azerbaycanlılar yeraltı, yerüstü zenginliklerini, tabii varlıklarını korumaya devam ediyor. Laçin koridorundayız.
Rus güçlerin hemen o kurdukları setin önündeyiz ve Azerbaycanlılar 48 saat geride kaldı artık 50'nin üzerinde geçen saate rağmen hiç durmadan, yorulmadan eylemlerine devam ediyorlar. Az önce Azerbaycan milli marşları okundu. Ardından yine şuarlarda, sloganlarda Karabağ Azerbaycan'dır ve hiçbir şekilde buradaki doğal zenginliklerimizden vazgeçmeyeceğiz. İzinsiz bir şekilde talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz dediler ve yine gördüğünüz gibi çevre sınır tanımaz diyor Azerbaycanlılar. Doğal felaketlere, çevresel felaketlere ve izinsiz burada yürütülen faaliyetlere karşı durduklarını bir kez daha ifade ediyorlar. Bir tarafımızda Rus geçici kuvvetler var. Onlar da buradalar. Yine elleri tetikte ve hepsi bu noktada gördüğünüz gibi görevinde. Diğer tarafta da Azerbaycanlı aktivistler var. Onlar da son isteklerini, bütün yine nefeslerinin yettiği kadarıyla burada ifade ediyorlar. Gece saatlerinde de dondurucu soğuğa rağmen yine bu eylemlerine devam ettiler. Bugün şanslılar, hava açıktı ve yine güneşliydi ve bugün de nispeten düne göre daha iyi bir hava var. Hiçbir şekilde burayı terk etmeyeceğiz diyorlar. İsteklerimiz, taleplerimiz yerine getirilene kadar, orada yürütülen çalışmaları inceleyene, denetleyene kadar burada eylemlerine devam edeceklerini ifade ediyorlar. Tabii şunun altını çizelim. Azerbaycanlı çevreciler kendi topraklarındaki yeraltı yerüstü madenlerinde yürütülen çalışmaları görmek istiyorlar ama Rus güçler buna izin vermiyor. Yolu kapatmış durumdalar. Azerbaycanlı devlet yetkililerinin de bölgeye gitmesine izin verilmiyor. Oradaki sözde Ermeni siviller ve silahlı birlikler Azerbaycan'ın Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin bölgeye gitmesine izin vermemişlerdi. Ve gördüğünüz gibi de yola set çekildi. Azerbaycanlıların talebi net. Biz bölgede incelemeler yürütülmesini, çevre felaketlerinin yerinde incelemek istiyoruz dediler. Dediğimiz gibi burada Azerbaycan diasporasından da yine Tuğrul Allahverdili var. İlk günden, ilk saatten itibaren bu noktadasınız ve eylemlerinizi sürdürüyorsunuz. Neler söylersiniz? Tabii 3 gündür buradayız artık. Bizim sözümüz, bizim siyasi hiçbir amacımız yoktur. Burada olanlar görüyorsunuz STK temsilcileri ve gençlerimizdir. Bizim tek amacımız bizim olan topraklarda, yani bu arazilerde Azerbaycan tabiatına, Azerbaycan ekolojisine karşı Rus barıştır kuvvet, sözde Rus barıştır kuvvetlerinin gözü karşısında Azerbaycan topraklarının Ermeni, İran, Rus ve Fransız şirketleri tarafından talanmasıdır. Yani bizim hiçbir başka siyasi amacımız yoktur. Zaten sloganlarından da görüyorsa ancak ekoloji sloganlar seslenir. Ve bazı medya kurumları söylüyor ki Rusya'nın da ya Ermenistan'ın, İran'ın medya kurumları söylüyor ki Azerbaycanlılar yolu kapatıblar. Biz hiçbir yolu kapatmadık. Sağımızda bizim Laçı şehrimizdir, solumuzda ise Xankəndi şehrimizdir bizim. Bu yol ise bizim iki şehrimizi birleştiren bir yoldur. Kendi yolumuzdayız biz. Herkes görür ki yolu kapatan kimlerdir? Bu sivil gençler midir yolu kapatan yoksa sözde barışçıl kuvvetler deyilen eli silahlı Rus barışçıl kuvvetler midir? Biz soru soruyoruz. Biz hiçbir yolu kapatmadık. Bizim tek talebimiz, tek sarımız sözde Rus barışçıl kuvvetlerinin komutanı buraya gelmesidir. Volkov buraya gelmesi, bu gençlere, STK'lara cevap vermesi neden bizim olan yerlerde, bizim gitmemize, bizim orada bir monitoring yapmamıza izin vermiyorlar. Hava da bizden yanadır. Şuşa'nın havası da bugün güzeldir. Bundan sonra kar da olsa, boran da olsa bu gençler gördüğünüz bu çıta hiçbir yere gitmeyecek. Aylar olabilir, haftalar olabilir. Biz bir adımda buradan geri çekilmeyeceğiz. Çünkü biz kendi topraklarımızdayız, kendi memleketimizdeyiz, kendi şehrimizdeyiz. Gitmesi gereken varsa bunlardır. Ya gidecekler ya da izin verecekler ki bizim ekologlarımız, bizim ekoloji STK'larımız gitsinler, orada bir monitör yapsınlar. Teşekkür ediyorum Tuğrul Bey'e de. Dediğiniz gibi oldukça kararlılar ve eylemleri devam ediyor. Sonuçta kendi topraklarında bir tarafımız Laçin, bir tarafımız Xankəndi. Burası Karabağ, burası Azerbaycan diyor. Biz bu yolu bağlamıyoruz. Biz kendi topraklarımızda orada yürütülen faaliyetleri yerinde incelemek istiyoruz ama işte silahlı Rus güçlerin buna izin vermediğini ifade ediyorlar. Gece saatleri oldukça soğuktu. Kurulan çadırlarda yine çay ikramları vardı. Azerbaycanlılar yaktıkları odun ateşinde ısınmaya çalıştılar. Gençler bu noktada ve her saatte birer ikişer otobüsle buraya akın akın gençler gelmeye devam ediyor. İfade ettiğimiz gibi 3 Aralık'ta başlamıştı süreç. Bu bölgede kanunsuz faaliyetler tespit edilmiş, medyada yer almıştı. Bunun üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Nota verdi iki ülkeye, Rusya ve İran'a.
burada yürütülen faaliyetlerin izahını istedi. Buna cevap gelmeyince de Azerbaycan tarafı Rus güçlerle görüştü. 10 Aralık'ta bir mutabakat sağlandı. Neydi bu mutabakat? Rus güçlerle birlikte Azerbaycan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri bölgede incelemelerde bulunacaklardı. İşte şu anda bulunduğumuz noktadan içeri girdiklerinde biraz aşağıda oradaki silahlı Ermeni birlikler ve sivil, sözde siviller bu geçişe izin vermediler. Azerbaycanlı yetkililerin bölgede inceleme yapmasına müsaade etmediler. İşte bunun hemen üzerine de Azerbaycanlı aktivistler, çevreciler, STK'lar bu noktaya akın ettiler. Biz gireceğiz ve göreceğiz dediler. Orada neler yapılıyor? Altın yatakları var, bakır yatakları var, yeraltı su kaynakları var ve çok derin ormanlar var. Buralarda neler yapıldığını görmek istiyoruz ve yerinde incelemek istiyoruz dediler. Ama Rus güçler buna şu ana kadar müsaade etmedi. Tek talepleri var. Rus güçlerin komutanı buraya gelecek diyorlar ve onunla görüşeceğiz ve birlikte de oraya gidip inceleyeceğiz diyorlar. Bu taleplerimiz yerine getirilmeyene kadar da alanı terk etmeyeceklerini ifade ediyorlar. Dediğimiz gibi artık iki gün tamamlandı. Üçüncü güne girildi. İki gece de burada geçirildi. Dediğimiz gibi her geçen gün burada hava şartları oldukça sertleşiyor. Çünkü 1500 rakımda Şuşa'da dağlık bir bölgedeyiz ve bu noktada gerçekten kalmak, sabahlamak oldukça zor. Ama Azerbaycanlı gençler oldukça kararlı bir şekilde çevre nöbetine devam ediyor. Fatih Havanos'a teşekkür ediyoruz. Tamamen barışçıl olan çevrecilerin bu eylemlerinin de barışçıl bir şekilde çözülmesini diliyoruz değerli izleyenler. Türk dünyasının gündemini almaya Özbekistan'la devam edeceğiz. Özbekistan'da yabancı sermayeli şirket sayısı arttı. Ülkede yayın yapacak televizyon kanalları listesi de açıklandı. Taşkent gündemi için Şahrubek Alimov karşımızda. Şahrubek, notlarımla seni dinliyoruz. Evet, 2022 yılı sona eriyor ve buna ilişkin rakamlar ortaya çıkıyor. Devlet İstatistik Komitesi mevcut ve bu komite Özbekistan'daki son gelişmeleri rakamlar ve istatistiklerle birlikte paylaşıyor. Ve Devlet İstatistik Komitesi'nin 1 Aralık tarihinde yayınladığı bilgilere göre ülkede yabancı sermayeli şirketler sayısı arttı ve şu anda 15.497'ye ulaştı, yani 1 Aralık tarihine kadar. Ve geçtiğimiz yılda bu şirketler sayısı 13.000 civarındaydı ve 2.389 şirkete artarak şu anda dediğimiz gibi 15.500'e ulaşmış vaziyette. Listenin başında 3.055 şirketiyle Rusya geliyor. Türkiye ise 2.171 şirketiyle 3. sıradan 2. sıraya yükseldi. Çünkü geçtiğimiz yılda Türkiye bu listede 3. sıradaydı. Ve 2.115 şirketiyle Çin, 919 şirketiyle ise Güney Kore bu listeyi devam ettiriyor. Dediğimiz gibi Türkiye şirketleri artarak şu anda 2.171'e ulaştı ve bu listede, yani Özbekistan'da yabancı sermayeli şirketler listesinde Türkiye ikinci oldu. Öte yandan Özbekistan'da yayınlanabilecek yabancı televizyon kanallarının listesi açıklandı. Daha önce 50 kanaldan oluşan liste şu anda 192'ye yükseldi, yani çıkartıldı ve vatandaşların çeşitli kaynaklardan tarafsız bir şekilde bilgi alması için bu böyle bir karar alındı. Özbekistan Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansı listeyi açıkladı ve bu listede birçok ülkenin önemli kanalları yer alıyor. Listede 35 haber kanalı, 37 film, dizi ve kanalı, 34 belgesel, 27 çocuk kanalı, 20 spor ve 39 eğlence kanalları yer alıyor. Dediğimiz gibi birçok ülkeden önemli televizyon kanalları Özbekistan'da artık yayınlanabilecek. Fakat çeşitli platformlar üzerinden izleyiciler bu kanalları izleyebilir. IPTV, kablo TV, mobil uygulama ve vesaire platformlar üzerinden bu kanallar bazıları ücretli, bazıları ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor. Sevindirecek bir durum var bizim adımıza da. TRT kanalları arasında 3 kanal artık Özbekistan'da da yayınlanıyor. TRT Haber, TRT Avaz ve TRT Müzik kanalları Özbekistan'da dediğimiz gibi çeşitli platformlarda Özbekistanlı seyirciler için seyredilebiliyor ve Özbekistan'da yayınlanıyor ve biz de TRT Avaz ekibi olarak tüm ekip arkadaşlarımızı ve izleyicilerimizi bu gelişmeyle tebrik ederek sözü tekrar size bırakıyoruz.
Biz de tebrik ediyoruz. Şahrubek Alimov Özbekistan gündemini aktardı bize. Türk dünyasının gündemini almaya Kazakistan'la devam edeceğiz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov'u Astana'da ağırladı. Karşımızda Janar Salıbay var. Janar, Bakanlar Kurulu toplandı. Gündem de yoğun. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Serpil İldizler. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov başkent Astana'da bir araya geldi. Görüşme sırasında iki ülke arasındaki işbirliği konusu masaya yatırıldı. Özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım alanındaki projeler de değerlendirildi. Kasım Jomart Tokayev bu yılın son 9 ayında ticaret hacminin 466 milyon dolara ulaştığını açıkladı ve iki ülke işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rustam Minnikhanov da Cumhurbaşkanı seçiminde kazandığı için Kasım Jomart Tokayev'i tebrik ederek ikili işbirliğin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak ortak projelerin, büyük projelerin hayata geçirmekte olduğunu açıkladı ve geçen yıl Kazakistan'ın Karaganda şehrinde yer alan Saran kentinde açılan lastik üretimi fabrikası hakkında bilgi verdi ve lastik fabrikasının ilk ürünlerinin hazır olduğunu açıkladı. 400 milyon dolar yatırım yapılan bu işletme 1000'den fazla Kazakistan vatandaşına istihdam sağlayacak. Önümüzdeki yılda da ticaret buradaki yıllık tasarım kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon lastiğe ulaşacağı da açıklandı. Öte yandan bugün Kazakistan Hükümeti Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in verdiği talimatlar konusunda değerlendirme yapıldı ve Kazakistan Başbakanı Alihan Smayılov, vali ve bakanlara verilen talimatların zamanına uyulmaması ve düşük kaliteyle yapıldığı durumda personel kararının alınacağını açıkladı ve bu yılın Kazakistan'ın karşılaştığı jeopolitik durumdan dolayı gıda fiyatlarının ve enflasyonun artması konusu ayrıca ekonomik gelişmenin de yavaşlamasına neden olduğunu aktararak daha aktif çalışmaya davet etti. Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi verdiği programı hayata geçirmek için tüm çabaların sarf edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan 21 Eylül'de Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası Kazakistan kalmaya devam eden Rus vatandaşların sayısı açıklandı ve şu anda 298 bin Rus vatandaşının Kazakistan'da yaşamakta olduğu açıklandı ve o günden bu yana 837 bin Rus vatandaşı Kazakistan'a geldi. Yaklaşık 30 bin kişinin de sözleşmeli olarak Kazakistan'da çalışmaya devam ettiğini ve ikametgaha sahip olduğu açıklandı. Aynı zamanda Kazakistan Rus vatandaşları için transit ülke rolünde de büyük rol oynuyor. 21 Eylül'den bu yana 198 bin Rus vatandaşı Kazakistan üzerinden diğer ülkelere taşındı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Yoğun bir gündemi var Astana'nın. Teşekkürler Caner Salıbay. Değerli izleyenler, İngiltere'ye gidiyoruz şimdi. İngiltere son yılların en büyük grev dalgasına sahne oluyor. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan posta hizmetlerine onlarca sektör ayakta. Yarın da hemşireler iş bırakıyor. Bu hemşireler sendikasının 106 yıllık tarihinde bir ilk. Demiryolu işçileri, havaalanlarında sınır güvenlik personeli. İngiltere'de onlarca sektörde yüz binlerce çalışan iş bıraktı. Hemşireler Sendikası da 106 yıllık tarihinde ilk kez greve gidiyor. Enflasyonla beraber aynı zamanda Brexit'in de yarattığı işçi sıkıntısının getirdiği bir şu an talep problemi var, maaş talebi problemi var piyasada. Trend sektöründen tutun da hemşirelik mesleğinin içine kadar şu an girmiş durumda. Yani bu meslek kollarının bazıları İngiltere tarihinde daha önce grev yapmış meslek kolları bile değiller ki bu noktaya gelmiş durumdalar. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak grev dalgasını durdurma çabasında. Bu kapsamda yeni katı yasalar üzerinde çalışılıyor. Tabii ki burada hükümetin atabileceği ekstra bazı adımlar var. Bunları atacağını da söylüyor. Bunlardan bir tanesi mesela özellikle bazı kamu sektöründeki mesleklerdeki grev hakkını ortadan kaldırma. Yani grevi yasaklama. Bu işte polislikte var ama mesela hemşirelikte yok. Belki bu söz konusu olabilir orta vadede. Uzmanlara göre alınacak tedbirler kısa vadede çözüm olmayacak. Bu ekstra adımların birçoğu
çok kısa vadede gerçekleşmek üzere olan grevleri önlemeyecek. Yani çok büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde olacak grevler zaten olacaklar. Şu anki kilitlenme durumu büyük ihtimalle aşılamayacak. İngiltere'de sağlık sektöründe yaşanan sorunların hemşirelerin greviyle derinleşeceği öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak için umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin hikayesi bir sergiye taşındı. Meksika sınırındaki çölde hayatını kaybeden göçmenlerin eşyaları Los Angeles kentinde sergileniyor. Renk renk okul çantaları, eskimiş ayakkabılar, yıpranmış kıyafetler. Sergilenen her eşya umut yolculuğuna çıkmış bir göçmene ait. Eşyaların sahibi göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya çalışırken Meksika sınırındaki Sonora çölünde hayatını kaybetti. Eşyalar Los Angeles kentinde sergilenmeye başlandı. Amaç göçmenlerin hikayesinin unutulmaması. Bu onlarca yıldır devam eden ve kimsenin bahsetmediği bir insani kriz. Issız bir yerde, çölde olduğu için çok iyi saklanıyor. Ben göçmenler tarafından geride bırakılan eşyaları toplamak ve belgelemek için 2009'dan beri Sorona Çölü'ne gidiyorum. Serginin adı Düşman Arazi. Sınır devriyelerinin göçmenleri Sonora Çölü'ne itmesine ve ölümlerine neden olmasına vurgu yapıyor. Fikir şuydu, göçmenler bu zorlu çölde 100 kilometre yürümek zorunda kalırlarsa vazgeçecekler. Çünkü bu çok zor bir deneyim. Yeterince insan ölürse o zaman haber yayılacak ve insanlar gelmeyi bırakacak. Çölde yaklaşık 4000 göçmene ait eşya bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ettikçe ölümler daha da artacak gibi görünüyor. Sıradaki haberimiz tarihi bir keşifle ilgili. Alternatif enerji arayışı sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber geldi. ABD'li bilim insanları iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturmasıyla büyük miktarda enerjinin açığa çıkarıldığını duyurdu. Füzyon ateşlemesi olarak tanımlanan deneyin başarılı olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri füzyon enerjisinde büyük bir bilimsel buluşu açıkladı. Bilim insanları füzyon ateşlemesini başarıyla gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Jennifer Granholm, bilim insanlarının füzyon enerjisi buluşuna dair basın toplantısı düzenledi. Sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ulusal Ateşleme Tesisindeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirtti. Bunun, füzyon reaksiyonlarında süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı. Granholm, söz konusu deneyin bir laboratuvarda ilk kez yapıldığını vurguladı. Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı, bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri değerlendirmesinde bulundu. Alternatif enerji konusunda çığır açması beklenen zincirleme tepkimenin sürdürülebilir hale gelmesiyle gelecekte yeni nesil temiz enerji santralleri inşa edilebilecek. Uzmanlar şekerli içeceklerin, şekerle tatlandırılmış gıdaların zararlarını sürekli anlatıyor ancak tüketimde kayda değer bir düşüş olmuyor ki Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelere şekerle tatlandırılmış içecekleri vergilendirme ya da mevcut vergileri artırma çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü şekerle tatlandırılmış içecekler için ilk defa hazırladığı vergi kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda üye ülkelere şekerli içeceklere vergi getirme, mevcut vergileri artırma ve bu tür sağlıksız içeceklere talebi azaltmak için girişimlerde bulunma çağrısı yapıldı. Dünya genelinde en az 85 ülkenin şekerle tatlandırılmış içecekler için bir çeşit vergilendirme uyguladığı, Meksika, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'nın bunu başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Kılavuzda görüşlerine yer verilen Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Geliştirme Direktörü Rudiger Kreh, şekerli içecekler üzerindeki vergiler sağlığı desteklemek adına güçlü bir araç olabilir. Bu vergiler hayat kurtarırken ve hastalığı önlerken sağlıkta eşitliği destekleyebilir değerlendirmesinde bulundu. Şekerli içeceklerin vergilendirilmesinin firmaları ürünlerini daha az şekerli olacak şekilde yeniden formüller hazırlamaya teşvik edebileceği de vurgulandı.
Vergilendirmenin şekerli içeceklerin fiyatını artırırken tüketici talebini azaltacağına da işaret edilen kılavuzda, küresel çapta şekerli içeceklere konulan %50 verginin 50 yıl içinde dünya ekonomisine 1,4 trilyon dolar ek gelir getirebileceği de kaydedildi. Azerbaycan'ın unutulmaz lideri Haydar Aliyev ölümünün 19. yılında anılıyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy'da anma programı düzenledi. Azerbaycan'ın ekonomi, siyaset ve devlet anlayışının temellerini atan Haydar Aliyev'in hayatından kareler paylaşıldı. Azerbaycanlıların umummilli lideri Aliyev vefatının 19. yılında Ankara'da da anıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy olarak Türk dünyasına emeği geçen önemli şahsiyetlerimizin isimlerini ve eserlerini her daim yaşatmak için ve uyum çalışmaları yürütmekteyiz. Biz büyük insanlarımızı, dahi şahsiyetlerimizi anmalıyız, değerlendirmeliyiz, birbirimize danışmalıyız, genç nesile götürmeliyiz ki onların kadri bilinsin. Türksoy'da düzenlenen programa Haydar Aliyev'le tanışma fırsatı bulan pek çok önemli isim de katılarak anılarını paylaştı. Rahmetli Haydar Aliyev'in vefatından hemen önce görüştüğü son heyetlerden birisi bizdik. Dönemin Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'ın heyetiyle beraber görüşmek için Bakü'ye gittik. Orada bütün hastalığına rağmen Türkiye'ye olan sevgisi, Türk tarihine olan vukufiyetini yakından görme fırsatımız oldu. Ya Allah, Bismillah. Etkinlikler kapsamında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin hazırladığı Haydar Aliyev fotoğraf ve kitap sergisinin açılışı yapıldı. Araştırmacı yazar Sabir Şah Tahtı'nın hazırladığı Türksoy'un Kutlu Yolu kitabı tanıtıldı. Değerli izleyenler, Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü'nün Osmanlıca Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Hayrat Vakfı işbirliğinde çevrim içi düzenlenen Osmanlıca Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. Takdim töreni Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, kursu tamamlayan 50'den fazla kursiyerin arşiv eserlerini okuyabilme seviyesine geldiğini belirterek 20'den fazla katılımcıya sertifikalarının verildiğini söyledi. Hayrat Bosna Hersek sorumlusu Ali Bellikli de 2 yıldır koronavirüs nedeniyle çevrim içi yapıldığını hatırlatarak bu kursa 500'den fazla kişinin katıldığını aktardı. Avrasya Gündemi programının sonuna geldik değerli izleyenler. Dünyadan, Türkiye'den ve özellikle Türk dünyasından haberler için yarın saat 13'te Avrasya Gündemi'nde buluşalım. Esen kalın.